çıplak bir kadını, üzgün bir çocuğu, melekleri, manzarayı çok da rehberimiz olmadan, herhangi bir meclis olmadan anlarız. Ve daha çok elimize de böyle bir kalsın isteriz. Sonucu da anlamaktan şikayet ederiz. Ama aslında orada bizim giremediğimiz, bizden izlenen, biraz ihtar eden, mozaiklenen şey aslında sanatçının kendi dünyasıdır diyebiliriz. Malumat ile beraber ve Freud ile beraber okursak. Dolayısıyla Freud, Esra'nın anlattığı gibi mitolojiyle ya da Yunan mitolojisiyle beslenirken aslında deşifre, sanatları da deşifre edilir peşindeydi. Ama sönüm sanatçı yaratma eğilimiyle akademik olanlar koparak biraz öğrendiklerini biraz daha bilmediklerini işlettiğini söyleyebilirim. Şimdi Kandinsky'nin 1910 tarihli yayınlar aslında 1910'da ya da 11'de tarihli ya da 11'de ya da 11'de tarihli değişimde hangi yılda hatırlamıyorum ama tam da Freud'un tümünü konuşmaya başladığına ait ilk soyut Sulu Barası'nda görüyorsunuz. Pompidou Müzesi'ndeymiş. Burada gördüklerimiz ha burada konuşmanın iki başlığı davet ve hatırlamak aslında benim göstereceğim tüm örneklerde ve bütün soyut sanatın ve bu sergide de gördüğünüz pek çok örnekte aslında kendine ait bir ritmi var. Kimi zaman renklerle, kimi zaman çizgiyle, kimi zaman tek bir renkle anlatılan ritimden bahsediyorum. Evet, sanat tarihi soyut resmi Kandinsky'yle başlatmakta ama birazcık gerilere gidersek çünkü sanat tarihi bir zincir ve bu zincirin halkaları hiç zemirlendirilir değil. Post-enfresyonizmde Matisse'in Fauvism dediğimiz o neydi Türkçesi? Vahşi. Vahşi fırça darbelerine o akım içerisinde isimlendirilen yaşama sevinci adlı Roy of Life 1905 için bazı kaynaklarda da soyut resmin gelişi olarak kabul edilir ki zaten post-enfresyonizm içinde barındırdığı pek çok ne derler kolla aslında bugünkü modern sanatın da başlangıcı temsilcisi işte Noantizciliği, Fauvism, Kontürcülük gibi çünkü sanatçılar akademik disiplini bırakıp yeni anlayışlara girmişlerdi ve sonrasında da zaten işte Kübizm, Bauhaus, Minimalizm gibi post-enfresyonizm kadar giden yol. Hemen arkasından yine Basile Kandinsky'nin başka bir kompozisyonunu görmektesiniz. Bakın bir önceki Kandinsky ile karşılaştırdığınızda burada çok daha renk renklerinin olduğunu, açık renklerin, koyu renklerin, sıcak renklerin kendi içerisindeki bir ritimle kendi gerilim alanlarını ya da rahatlama alanlarını yaratarak tuvalete yayıldığını görmekteyiz. Şimdi bu tabii ki Freudian bir okumayla, bir bakışla okuyamayız ama sonuçta sanat eğitim alanlar bilirler. Özellikle ilk yıl, tabii eğitim dersleri, öğrenciler, boşlukları mütemadiyen önce karakalem, sonra renkli, sonra guaş gibi tamamen ışık, karanlık, açıklık, sıcaklık, soğukluk gibi renk kombinasyonlarını tamamlamak zorundalar. Önce bunu öğrenir sanatçı adıyla. Ben de bir sene böyle bir hazırlık almıştım. Ve kağıt da başa çakaldığınızda aslında aklınızdan türlü şeyler geçmekte. Ama bir taraftan da öğretmenin kağıdı aktarmak diyebilirsiniz. Ve aslında o bilinç aldığı bir şey çoktan sizin yaptığınız geometrik düzlüğün içerisindeki kendi dengenizi kurmuştur. Çünkü hiç çocuğun kağıdı birbirine benzemez. Dolayısıyla makineye geriye, zaman makinesini geriye sayıp, sokaklısı yapıp gittiğimizde ve daha sonraki örneklerde hiçbir sanatçı sıcak, soğuk dengesi, hacim dengesi, çizgi yoğunluğu, benzeri icari şey aslında bütün bu yaratıcı dehanın içerisindeki hikayeyi bu kimi zaman şiirsel, kimi zaman çığlık anlatılarda bulabiliriz. Örneğin Robert Lerner'in 1912-13 tarihinde hemen kendisinin civarında yapılmış. Çok daha geometri
yerel insan oluşturulmuş dairelerin içerisinde ki renk denemeleriyle yaptığı başka bir kompozisyonu bu. Genel örneğin 1912 tarihinde bakın aynı sanatçının bu ne kadar netken diğer örneğinde bir o kadar sanki bir perdeyi örtülmüş gibi daha soğuk ve daha baskını azaltılmış renkler ve daha düzensizliği içerisinde başka bir düzenlendirme görüyoruz. Biraz daha yoğunluğu hakim. Tabii Rus avantgardının için, Kazimir Malevich için süprematizm diye anlandırılan, yani püf, geometrik soyut, saf geometrik soyut, soyut diye anlandırılan sanat tarihi içerisinde de buradaki sizin de slide'da gördüğünüz gibi dinamik süprematizm yani en hareketli biçimde yerleştirilmiş geometrik soyut objeler görmektesiniz. Şu ana kadar gördükleriniz Kandinsky, Döney ve Malevich arasında bir seçim ya da bunun hangisinin nasıl bir sanatçı, nasıl bir yaratıcı konumunda olduğunu belirlemek açıkçası buradan bakarak çok da kolay görünmemekte ama bütün bu sanatçılar sanat tarihi içerisindeki yol haritasında geometrik düzene takıntılı bir şekilde sahip çıkmış sanatçılardı ve bu renkle, geometriyle ışıkla çoğaltıp durdular. Gene Mali için artık konulaşmış ve birçok çağdaş sanatçının da cebinden çıkıp kullandığı siyah kalesine biraz derinleşerek bakmak lazım. Neden sanatçı yani sanat tarihinin içerisindeki bizimle bunu anlatabilmek belki orası ama sadece bakarak bir sanatçı neden siyah kare boyar? Süprematizm içerisinde neden saf soyut geometriye ulaşmak ister? Neden modern sanatın en ikonik örneği olarak sayılır? Aslında bu çok basit bir örnek. Bir siyah bir kare. Beyazın üzerinde beyazı da var. Kırmızısı da var. Bu kadar resmi yalnızlaştırması aslında daha sonra Türkiye'deki Türk tarzından Türk sanatçılar içerisinde de göreceğiz. Aslında resmi konudan uzaklaştırması, herhangi bir tesisten uzaklaştırması, sonucunda da resmi yalnızlaştırmasından bahsedebilirsiniz. Resmi geometriyle sadece renkle ya da sadece geometriyle değil, ikisiyle birlikte bir boşluğa sürdürüyor. Yine Mali için bu sefer aynı süprematist kompozisyonları, formları başka bir kompozisyonla daha dinamik, daha hareketli bir kompozisyonla bir araya getirmiş. Şu ana kadar gördüklerimiz, görüntüden ve renkten başka pek de bir şey görmedik gibi. İki tarafa yorumlarız. Bir tanesi Mali için bir daha katı ve geometriye sahiplenmiş. Diğeri Kandinsky gibi çok daha doğumlu. Belki de Freud ararken Kandinsky gibi daha serbest ve çalışmışlar gibi çalışan sanatçıyı çözümlememiz belki Freudian olarak daha kolay olabilir ya da daha çok uzaklaşabiliriz. Tam burada size. Psikolojimiz bize bu noktada bu iki örnekle belki biraz daha ilerlemem gerekiyordu. Nerede var bu? Yani sanatçıların gözünleri incelerken yani benim yaptığım gibi şu anda onu kullanıyoruz. Ya da sanatçı kendi yapısını oluştururken hani psikolojiden faydalanıyor. Kendi bilinç dışının farkında mı sizce? Yani, şöyle söyleyebilirim. Yani ikisine de evet diyebilirim aslında ama psikolojisi ilgili noktasında bize o kadar büyük bir veriliyor ki sanatçının özellikle sanatçının yaşamı. Daha doğrusu sanatçının yaşamından ziyade sanatçının kendisini nasıl bile getirebiliriz? Kendisini anlattı. Hiç orada kadar şey yolunda seçmek gerekiyor. Nasıl analist danışmanın söylediklerinin üzerinden bir kurgu ya da analizm gerçekleştirirse sanat tarihçilerle sanat okumasında da sanatçının kendisi nasıl ifade ettiği o anlamda önemli. Tabii ki psikanalitik bağlamda yapıtı okuyabilmek gördüğünüz gibi hem Musa örneğinde
Yani şimdi benim bu işe bakıp da bir sürü şey söylemek mümkün sanırım değil mi? Onun ne düşündüğü, nasıl yaşadığı, nasıl resim yaptığıyla ilişkili olarak. Yani yani getirdiğinizde evet, gerçekten bakmazsınız. Bakmazsınız. Bazı çıkarsamalarda bulunabiliriz. Bu çıkarsamalar belki zaten sonra çalışan sanatçıların da istediği şeyler. Yani benim de bakış açımın o resme yansıması ya da bütün bakanların hepsinin kendine ait bir şey görebilmesi otoritesinin içinde. İşte şeyin Leonardo'nun daha figüratif dediğimiz, daha klasik kompozisyondaki yapılar buna izin vermiyor. Ama sadece gösterdiği şekilde kalıp içerisinde izin veriyor. Ha, sanatçılar psikolojiden yararlanıyorlar mı? Çok yararlanıyorlar. Yani şimdi Frida'nın Freud okumadan bu resimleri yapmış olmasını söylememiz mümkün değil. Yani Frida en çok popüler bir figür olduğu için söylüyorum. Freud'un o kadar yaygın bir sanatçılar arasında Freud'u büyük düşünceye yazmak. Yani mesela birçok stüdyolarımız var. Gece tuvalle beraber şu sabah kalktığında gördüğüm tuvalle aktarabilmek için. Otomatizm dediğimiz bir süreç var. Otomatizmde bütün o bilinçli süreci tamamen dışarı atıp tamamen bilinç dışında resim yapmak süreci. Bunlar sıradan direkt olarak etkilenerek iş ökenler. Bunlarla rahat rahat konuşabiliriz bunların üzerinde. Ama bunların dışında buna ilgilenmeden iş ökenler üretenler ise daha tehlikeli, daha mesafeli, daha biraz daha korunaklı ve güvenli bir alandan bakmak sanki daha doğru diye düşünüyorum. O yüzden psikolojik çözümlemelere çok yanaştığımız. Çünkü bir sanat tarihçisinin ya da bir psikolojisinin sanatçı çözümlemesi kadar doğru bir şey yok bu taraftan yani. O yüzden daha tehlikeli ama çok derinleştirici diye düşünüyorum. Teşekkürler. Şimdi devam edeceğiz bu çözümlemeye aslında bir yere geldiğimizde. Mesela Mondrian'ın tamamen küçük karelere bölünmüş, sanki bugün dijitalden tabi vermeye çalışan görevli kardeşim söyleyeyim. Mondrian tam divanlı bir sanatçı aslında. Çünkü sabah kalkışı, yiyeliği, yiyeliği, her şeyi planlı, aynı kahvaltı yapıyor. İşte aynı süresinde biraz obsesif kişiliği görebiliyorsunuz. Ötesine gidip belki o şeyi aşmak. Hani hiç Mondrian'ın hayatını bilmesek bu yapıtı, sanat tarihindeki bilgilerimizle biraz bu üzerine konuşmaya çalışsak bile bence o insanın yaşamla girdiği o yapısal ilişkiye dair belli o resimler demekte fayda var. Örneğin Miro, ki Miro Süleyman'ın sanatçıdır. Mesela şöyle diyor, benim için bir form asla soyut bir şey değil. Her zaman bir şeyin bir işareti. Her zaman bir insan, bir kuş ya da başka bir şey. Aslında tanımayacak bir yoldan yapıyor. Kuş gibi değil, insan gibi değil. Ama orada